sabahlara kadar bekledin de aldın. Yok. Aa. Hayır, bu iki... Öyleymiş gibi sanki. Ay yo, hayır, daha önce ben bunu kullanmıştım ama şimdi bunu ekledim. Hmm. Hani öyle. Nereye? Ben... Çiğdem, iyi misin? Böyle şefkat gösteresin var yani gerçekten. Ya, bir telaş, bir heyecan. İşte galadaki gibi şimdi yaşıyorum onu ben şu Nereye anda. Nereye gidiyorsun onu söyle. Ben sıkıcı gene Nişantaşı'nda olayım bari. Akşamüstü. Akşam arkadaşlar. Nişantaşı arkadaşlarla. Ayşegül. Ya şimdi birbirimize benzer parçalar hani tekrara çok düşüyoruz ama hani aynı parçayı da kullanmayalım bence. Çünkü sen onu beyaz gömlekte kullanmıştın ve zannediyorum ki buna benzer bir bot giymiştin. Belki aynısı. Yo, yok, alttaki bu... yoktu da üstteki vardı yani. Ve aynı bu vardı. Şey... Bunu ekledim. Elbisem değişik. Ben ya ama bu ayakkabıları onlar star parça. Yani o üzerine kullandığın şey çok o gün hatırlıyorum beğenilmişti. Ben çok beğenmiştim. Uzun bir gömlekte giymiştim. File çorap. Altında bu vardı galiba. Yine. Aynısı bot. Evet. Aha. Yani şimdi Çiğdem ama hani bunu yapıp gelsem ben ne olur biliyor musun? Buradaki arkadaşlarımı düşünüyorum biraz. Bir kere giydim hayatımda, daha şeyimi bile giymedim. Herhangi başka hiçbir şey giymedim burada. Bir yani tek... aynı şeyi giydin ama. Hani sizin alıp aynısını yapmadım ki bunu. Farklı bir şekilde. Hayır, ve ekleyerek kullandım. Çiğdemciğim o üstündekinin kullanış şekli bir gömleği muhafaza edip çok güzel bir tarz yarattın. Yoksa gömleği tek başına bıraksan dümdüz bir gömlek. Şu an o siyah elbiseydi de bir star yaratmak için onu oraya bağladın değil mi? Bunu yaptığım zaman ben burada oturan arkadaşlarıma haksızlık yapmış olarak görürüm kendimi. Tamam, öyle gör o zaman. Ne yapayım? Evet, bugün haksızlık bana göre yaptığın ben. Haksızlık ve birazcık aslında ayıp. Çok mu dokundu size şimdi bunu yani, takmış olmam? Kimsenin ne gibi? Adına konuşmuyorum. Ne oldu? Bana dokunuyor seni aynı şeyi, aynı star parçayla görmek. Yaptığın şu an kombin yapmamak. Bunu savunma. Davranışlarınla örtmeye de çalışma. Kombin yapmamak kombin nedir ya? Kombin yapmadın. Hazır Allah parçayı Allah. Aldın, yapıştırdın. Sen aynı evde bot. Mi üretiyorsun? Hayırdır? Ya bir şey soracağım. Niye kalkıp hiçbiriniz bir şey söylemiyorsunuz? Allah Allah. Sarsan sıra gelince Allah söyleyeceğiz. Allah. Yani şunu aldın gömleği. Bunu daha önce kullanmıştın ya. Niye bunu süre tekrar kullanıyorsun? Haksızlık. Peki, bu. Peki konuyla ilgili. Kadına mı dokundu? Konuyla ilgili dokundu. Vay anam be. Ay ya. Laflara bak. Neler yani dokunuyormuş şöyle kanına. Bir şey var. Benim de dikkatimi çekti onu ikinci kez kullanmam. Ve üstünde de apayrı bir şey yoktu yani hani. Gömlek vardı ama hani dikkat çekici bir şey. Yani nasıl diyeyim, yıldız parça mı diyorsunuz siz? Evet, yıldız parça bu. Hani direkt dikkatimi çekiyor. Bot da terzi bot. Mevzularına bağladığım için bir şey demedim arkada. Ama normalde söylediği doğru Ayşegül'ün. Hani bunu tekrar kullanmamamız gerekiyor. Çünkü üstündeki düz siyah bir elbise, esprisi direkt o derilerden geliyor. Ve sen onu daha önce kullanmıştın. Hani bunu pek geçerli bir kombin olarak görmüyorum ama terzi mevzusunda ben de sıkıntılı yok, olduğum için. Yok, bunun terziyle ilgisi yok. Ben bunu giyecektim Nihal. Terziyle ilgisi yoksa kusura bakma bundan yani. Bundan sonra 2-3 ben... günüm sıkıntılı benim. Çiğdem, o zaman terzi mevzusu dolayısıyla ben anlayışlıydım. Şu an yok, bu yaptığın değil. Saçma çünkü kanana ben 3,5'a kadar... De? Bir şey söyleyeceğim. Bu pantolonun altına kesin olabilecek ayakkabılarım vardı. Ama daha önce kullandığım için ki gayet bariz bağıran değil, siyah ayakkabılardı. Bu kadar topuklu. Ha, ama ben onları giymedim. Değiştirmeye çalışıyorum. Değişik şeyler denemeye çalışıyorum. Üzgün suratım var yani. Sen bu şekilde gelerek hani yine dediğim kızacaksın ama böyle aradan kaynamaya hayır, çalışıyorsun gibi konuş. Oluyor. Yo, hayır. Üstündekiler temiz, güzel görünüyor ama daha önce giydiğin bir şeyi tekrar giymek de bana çok saçma geliyor. Ay şunu ki çıkarayım Ayşenur, mı? Çok güzel bakın. Bir çizmesi hayır, vardı bir tane. Onu ikinci kez giydiğinde ona söylenmişti hani bir ben kez söylemedim. Daha giyme diye. Sen söylememiş olabilirsin ama arkadaşlarım tepki göstermişti. Ben de o zaman fikrim... Çok güzel diye çizmesi ondan tepki gösterler. Galada giydiği çizmeyi bir gün burada ya, giyebilirdi. Ya şu kıskançlık mı? Şu kıskançsınız siz artık. Ya bunun Galada havası giydiğiniz geçsin. Bir şeyi ne demek geçsin. Hafta içinde kullanmamak? Yani klişelik ya? Klişelik sıkışınca bir dünya para verip kıskandılar. O botu bir kere galada giymek tamam, nedir ya? Giyer şey sonra yine giyer ne var? Ay mesela ayakkabılarını da ikinci kez kullandın Allah. Ama o problem değil mesela. O siyah postal yani. Yani Çiğdem ay kusura bakma kemerim, da. Ay yoktu kemerim, o yüzden kullandım. Çok mecbur peki kaldım. Peki başka katılan var mı Ezgi? Ben de arkadaşlarımın fikirlerine katılıyorum. Çünkü ben daha önce burada basic bir siyah elbise giymiştim ki daha kabanımı çıkarmamıştım bile. Sadece içimdeydi. Onun boyunu kısaltmıştım.
Ve burada yapılmaması gerektiği söylenip düşük puan almıştım sırf o yüzden. -1 puan almıştım. Yani şu an senin üzerindeki şey basic bir siyah elbise bile değil yani. Hani şu an kıyafetini eğer o olmasa hani çok daha farklı eleştirirdim. Ben ilk fark etmemiştim. Daha sonra fark ettim sen buraya çıktığında. Yani ki ayakkabıların da o günkünün aynı ayakkabı. Çünkü çantayı ben bunun zaten hani o çanta artık giyeceğim. O çanta artık şey oldu yani. Yarın sen de kullanırsın. Sen yok zaten başkalarının çantalarını aldığın için bu bile yok sende. Yani dua et, anladın mı? Ben böyle şunu anladım olsun. Şu an Çiğdem, gerçekten bazen yani, sana yapılan yani eleştirilerde ne kadar ayakkabı var toplamışsın bazen... ayağında eskiden başka bir şey görmedik Ezgi. Aldıklarını giy, sponsorunkileri de yutuyorsun herhalde. Sponsorum yok canım. Yok mu? Evet. Aa. Genel olarak sponsorum yok. Evet, bir tane ayakkabı sponsorum var. Onunla da arada kullanıyorum yani. Sende de çeşit çeşit ayakkabı, bir sponsor ayakkabısı giymiyorum. Hani şu an sen bak konu ben ya. Değilim. Bana çevirme şu an konuyu ve üslubuna lütfen dikkat et. Nasılmış benim üslubum? Sana yapılan, sen mi öğreteceksin üslubumu? Şu an görsen kendini gerçekten hiç hoş değil yani. Senin tanrım. Konuşmaların bana zaten bazen batıyor. Tepkisizsin. Nereden ne geleceğini bilmiyorum senden. Anladın mı? O yüzden meyeli meyeli değil, anladın mı? İnsan hep aynı seni. Ses tonuyla sinirlenip gülüp ağlayıp şey yapamaz. Sen nereden ne vuracağını ben anlamıyorum. Senden korkuyorum ben. Aynı ses tonu değil, bu benim normal ses tonum. Senin gibi öyle köpürmediğim için. Ayşegül'den bilirim ne gelir de senden bilemem. Senin gibi öyle Allah arada korusun. Sırada. Ayşegül olmasa sen burada oturamazdın. Ne alakası var ya? Ya sanki burada kavga edilince şöhret oluyoruz ya biz. Öyle bir yansıtıyorsun ki bunu Çiğdem. Yok hep gerçekten konuşamazsın. Bak sana bir şey söyleyeyim hep mi? Hep giyinemezsin. Bak sana bir şey söyleyeyim. Yani? Ne demek giyinemezsin Allah ya? Allah. Senin şurada giydiğin şeyler saçını benim için saçını daha iki gündür bir... yapıyorsun, tarıyorsun burada Allah aşkına ya. Ne? Saç dedik de üç gündür saçın o yüzden bakımlı. Ne alakası öyle. Var? Öyle. Ne alakası var? Ya, sen dedin ki ben acayip bakımı. Çıkıyordum buraya. Ya artık bak, insan bana saçına başına bakar. İçinde tuttuğun ne? Şeyleri bana püskürtme. Ne? Bir İçinden bakarsın. Neler çıkıyor görmüyor musun? Senin ne çıktığı yapardığında ne çalıştı ya? Ben söz vermedim. Allah Allah. Senin içinden ne çıktığını şu an yok farkındayım. Yok efendim, demişim ki ben para benim harcamıyorum. Bu. Benim Kerem, ben ne demişim sinirlisin. Sana? Bir şey söyleyeceğim bak, sinirlisin. Aa, şu an sana inanamıyorum ya. Tamam mı? Gerçekten yani ne, şu an istemediğin şeyler söyleyeceksin çünkü. Zaten söyledi şu ana kadar, yeter o bana yani. Özden. Ayıp ya gerçekten. Yaşını ayıp mı? Yani. Sen kelimelerine dikkat et asıl. Ayıp senin ben yapmıyorum. Senin o kadar söylediğin şeyin üstüne benimkisi şu hiçbir şey yani. Açık söyleyeyim ben hatırlamadım. Ki ben bir hatırlarım. Bir beyaz gömleğin üzerine hatırlıyorum onu söyleyince hatırlıyorum. Şunu gelince siyah dedim bir yani elbise acaba de bu sen çok de mi? Tek sen kaldı. De mi sabahlara kadar bekledin diye ya, farklı bir şey gibi geldi bana. Peki bundan rahatsız olmayan var mı aranızda? Bence Ayşegül ve diğer arkadaşlarım haklı ama madem biliyorsun hata yaptım, bence onu çıkar. Sırf hayır, o elbiseyle de çok güzel görünüyorsun. Hiç ona bile gerek yok bence. Yine de anlamadım. Güzel taşıyorsun elbiseyi. Tebrik ediyorum. Ya Nihal sana ne? Nihal. Ne oluyor, ağlama krizine mi giriyorsun sakin şimdi? Ay vallahi sinirleniyorum iyice. Sakin ol. İçeride hiç karışma. Zaten. Seninle alakası yok. Bence sırf elbiseyle de güzel görünüyorsun. Aha. Onu çıkar yine güzel. Yani ona ihtiyacın yok. Hazır mısın Çiğdem? Hazırım. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik, ayakkabı 220 lira, çanta 140 lira, elbise 117 lira, alt kemer 50 lira, üst aksesuar 35 lira. Merhaba. Merhaba Kemal Bey. Mayın gibisin. Ah. Mayın. Böyle sessiz sakin duruyorsun. Ben mi? Evet. Sonra... Ben sessizim. Hayır. Cümlemi bitirebilir miyim izin verirsen? Sonra üstüne basılınca bir patlıyorsun ki zarar veriyorsun etrafına. Yani kolu kopuyor, bacağı kopuyor. Lafının nereye gideceğinden haberin olmuyor. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Sessizken çok... Tatlı, çok güzel yorum yapabiliyorsun ama aran yok. Çok yanlış hareketler bazen yaptıkların. Evet, o üstündekini ikinci kez giymemeliydin. Aynı şeyi giymişsin. Bu kadar bariz bir şeyi giyemezsin. Zaten onun dışında da bir numaran yok.
Çiğdem haksızsın. Çünkü onu sen buradan geçtin. Ben dedim ki aa ben bunu tanıyorum, bunu nasıl giymişti dedim. Sonra Ayşegül devreye girdi. Kızım ağlama, lütfen ağlama. Aa biliyorsunuz ben çok üzülüyorum. Lütfen ağlama, sakin ol. E ne şimdi şov yapıyorsun? Şov mu? Evet şov yapıyorsun sakin Çiğdem. Edin, niye çıkarıyorsun? Giyinip gelmişsin. Aa yapma Allah aşkına. Neden çıkarıyorsun yani, neden? Çıkaracaksan giymeseydin o zaman. Bak şimdi bir dakika Çiğdem. Senin bunu giymeye hakkın yok. Daha önce bunu... Ay yapma böyle Allah aşkına ya. Ya nedir bu şovun şimdi? Ha çıkaracaksan ben onu yutturmak için giymedim. Çünkü ben onu gördünüz yani biliyorum. Bununla takım yapayım. Olmaz yani, ne münasebet yapamazsın. Onu düşünemedim yani o, ben. Yani o zaman burada diyeceksiniz ki, diyecektin ki arkadaşlar haklısınız özür dilerim. Bunu yapman gerekiyordu. Rica ediyorum Çiğdem. Rica ediyorum ve işi öyle bir şeye sardın ki ben burada hakikaten çok sinirlendim. Bu kadar bağırmaya, bu kadar diyaloğa hiç gerek yoktu. Hakikaten canlı bomba gibisin ya. Otokontrolünü diyorsun ki yapamıyorum. O zaman bize de onlara verdiğin cevabı var. Demek ki bize gelince otokontrolünü şey yapabiliyorsun yani. Şeyini koruma altına alıyorsun kendini, sinirini. O zaman onlara niye dayanamıyorsun? Bize yani bize gelince böylesin. Olmuyor. O zaman burada da savun. Öyle bir dünya olabiliyor mu Nur Hanım? Ne var demek mı? Öyle bir dünya var mı? Var mı öyle bir şey yapılır mı yani? O zaman hayır. Bizim orası başka bir platform. Biz onlarla eşitiz. Diyorsun ki, sen diyorsun ki benim sinirlerim bozulunca ben yürürüm giderim. O zaman bize de yürü. Ben sinirlenince her şeyi yaparım mesela. Bunu da kırarım. Hayır. Her şeyi yapı kendime ben de zarar. Ben haddeye gelemem. Geldiğim zaman çok korkuyorum. Ay ama bak ya. bir dediğini tutmuyor Çiğdem. Yapamam lütfen ya öyle yani bir bak şey. Bilirsin her zaman ne derim? Seni beğenmişimdir, severim seni ama bugün çok haksızdın. O kızı orada için için ağlattın. Ağlamasın bana ne? Ne demek ağlamasın? Sen ağlattın. Sen ağlattın. Beni de çok ağlattılar o hayır, zaman. Hayır sen ağlattın. Allah Allah ağlamasın. Bu kadar hakkın yok. Bak bu kadar için için arkada biriktirmiş ağlat. Bana söylüyor. Bana bak o saçlarını bana böyle oynatma. Oynatma bana. Öyle böyle yapma, şekil yapma. Hiç hoşlanmam şekilden. Ben kimse değilim. Ben burada dürüstçe konuşuyorum. O kızı o kadar için için ağlatmaya senin hakkın yoktu. Çünkü sen 1-0 mağlup geldin buraya. Neden? Daha önce giydiğin şeyle geldin. Hakikaten burada sinirleniyorum artık. Dayanamıyorum artık yani. Ben Ezgi ile de münakaşa etmiş bir insanım. Ama kıyafet konusunda onunla kaç kez ettim ben. Ama burada bu kadar ağlatmanın şeyi yok yani. Dayanamıyorum artık. Lütfen. Al 4. Aynı parça giymemelisin Çiğdem. Diğer arkadaşları, yarışmacı arkadaşları haksızlık oluyor. Biz onu söyledik. İki kere aynı elbise, iki kere... Tabii ayakkabı olabilir, çantada kullanabilirsiniz ama o aksesuar hakikaten elbise gibi bir şey. İvana arkadaşları haksızlığın ötesinde zekamıza saygısızlık oluyor. Beş. Ne oluyor? Tribini evde yap. Geç yerine. Evde yapacağım. Evet, aynen. Evet, aynen.